Şimdi değerli hocam, bizim hadis literatüründe önemli kaynaklarımız Buhari, İmam Müslim'in kaynakları vesaire. Hadisler bu kaynaklara girmeden önce sahabe neslinde, tabiun neslinde, sonrakilerde nasıl aktarılmıştır? Güven problemi olmuş mudur? Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi tabi sürecin nasıl yaşandığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demin hocam bahsetti. Cenab-ı Hak'tan vahiy alıyor. Ve kendisi de bir beşer sonuçta aynı sorumluluğa sahip. Ne diyor Hazreti Şuayb? Estağfirullah ve ma uridu en uhalifakum ila ma enhakum anhu. Bir yandan sizi sakındırırken bir yandan varıp kendim yapacak değilim. Ve bir yandan bunu Allah emrediyor derken diğer yandan hocam dedi ya ben yokum deyip kenara çekilecek değil. O bakımdan süreç adeta bir eğitim alanı gibi ama bu gerçek bir eğitim alanı. Hayatın kendisinde yaşanıyor. Ayetler nazil oluyor. Sürekli namazlarda tekrar ediliyor. Düşünün ayet okuyor. Ve akimus salata, namazı ikame edin. Ve atuz zekata, namaz, zekatı ulaştırın. Onlar o esnada bunu icra ediyorlar. Namazı kılıyorlar, zekatı veriyorlar. Dolayısıyla hem ayetleri öğreniyorlar, hem tatbikatı, fiiliyatı öğreniyorlar. Ve bu sahanın kendisinde gerçekleşiyor. Allah Azze ve Celle emretti ki اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ Allah ve melekleri Nebi üzerine salat ediyorlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler صَلُّوا عَلَيْهِ Siz de onun üzerine salat edin. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ve selam edin. Geldiler Resulullah'a dediler ki اَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَلِمْنَا Selamı biliyoruz, tatbik de ediyoruz. Yanına geliyoruz, Esselamu Aleyküm diyoruz. فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكُ Sana nasıl bir salat edeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki قُولُوا Deyin ki اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ Allah'ım Muhammed'in üzerine salat eyle. وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Ve Muhammed'in âlinin üzerine salat eyle. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ İbrahim'in üzerine salat ettiğin gibi. وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَم۪ينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ Şimdi ben bu esnada size bir rivayet aktarıyorum. Evet. Ama bu olayın kendisi, yani inen ayetin, biz bunu nasıl yapacağız? Allah Resulü'nün üzerine salat etmemizi istiyor. Evet. Herkes bildiği bir şeyler yapsın olabilir mi? Geldiler sordular, biz sana nasıl salat edeceğiz? O da dedi ki böyle deyin. Şimdi ne yapıyoruz? O günden bugüne kadar sahada fiilen biz bu salatı Resulullah'ın üzerine Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hazreti İbrahim'i öyle rastgele birini seçmedik. Resulullah'tan öğrendik. Yani o dedi ki böyle deyin diye. Yoksa hani İbrahim olur, Musa olur, İsa. Öyle değil. Keyfiyetini de ondan öğrendik. Şimdi bunu bir yandan uygulamaya koyduk. Bir yandan bu olayı anlata durduk. İşte Resulullah'a sahabiler geldi. Şimdi nasıl oldu? Resulullah'la birlikte yaşayan nesil sahabi nesli. Bu dediğim olayları bizatihi onunla tanık olarak iç içe. Kimisi bu olayın kahramanı, kimisi duyanı, dinleyeni, anlatanı. Tamam mı? Akşam eve geldi. Dedi ki bugün mescitteydim. Resulullah'a birileri geldi sordular. Ya Resulallah sana nasıl salat edeceğiz diye. E Resulullah nasıl dedi? Dedi ki böyle deyin diye. Hanım duydu, çocuklar duydu. Anlatabiliyor muyum? Bu hayatın kendi içerisinde bu mecra doğal bir mecra da ilerliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna resmi bir kanal oluşturup bazı katiplerini tutup bu diyalog güzel oldu aramızda bunu kaydedin demeye gerek görmedi. Evet. Dedi ki duyanlar liyubelliğ eşşahidu minkum el gâiba. Şahit olanlar duymayanlara iletsin. Ama sadece sözlü aktarıma mı bindirdi işi? Hayır. Dedi ki fe'tu minhu mastata'tum. İza emartukum bi şey'in
Ben size bir şey emrettiğim zaman fe'tu minhu mastata'tum. Gücünüz yettiğince onu yerine getirin. Sallu, namaz kılın. Kemâ ra'aytumûni usalli. Ben nasıl kılıyorum? Gördüğünüz gibi kılın. Şimdi dolayısıyla Resulullah'ın eyleme döktüğü, pratiğe dönüştürdüğü. Çünkü demin kelamdan bahsettik. Değil mi? Kelamda ne diyor? Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslima. Kelamda böyle söylüyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin böyle söylediğini gelip Resulullah'a soruyoruz. O da diyor ki bana üzerime salat etmeniz ki Allah bunu selamla eşleştirdi. Selamla birlikte. Selamı biz biliyoruz dediler. Salatı nasıl yapalım? Bu yeniydi çünkü. Dedi ki bunu da böyle söyleyeceksiniz. Allahümme salli ala Muhammedin. Şimdi demin hocam dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayet sözel bir ifade. Söz, kelam. Kelamın esası hayatta karşılık bulur öyle değil mi? Hayatta neye karşılık bulacağı dediğimiz zaman orası indiği son yerdir. Yani hani tüketici, son tüketici açıp içecek, yiyecek kişi var ya orası inmesi gereken son zemin. Eğer oraya kadar inmez ise ayet satırda kalmış demektir. Bu böyle olsaydı yani Resulullah olmasaydı İslam dini kitap üzerinden hayata inememiş olurdu. Aynen. Satırda kalmış. Şimdi biri diyor ki salata ne diyelim? Zekice biri diyor ki ne desek ki acaba destek mi desek buna? Öteki başka bir şey mi desek? Ne oturur acaba? Yahut bir başkası diyor ki alalım sözlükte bakalım. Şimdi diller biliyorsunuz dinamik, canlı. Alternatif var kökünden başlayarak. Şimdi 6, 7, 8, 9, 10 Türkçe'de bile İngilizce'de bile sözlükte bir kelimeyle ilgili onlarca seçenek bulabilirsiniz. Bir iki diyor ki bak şunu koyuyorum yerine. Ah güzel bir şey çıkıyor. Bu modern dünyaya da iyi gider. Bugünün değerleriyle de uyumlu. O zaman ben bu manayı seçiyorum. Öteki başka bir manayı. Hocam ne dedi? Bu bizi tevhid etmez. Bu apayrı dinler oluşturur. Yani Google'a siz bir kelimeyi cümleyi veriyorsunuz çevir diye. Niye alternatiflerini eğer bağlamı kestiremezse sözlükten bulduğu alternatifleri atıyor oraya. Arka planda peki bir sanal zekaya biz neyi öğretiyoruz? Bağlamı ve bağlam içerisindeki kullanımı öğretiyoruz. Resulullah bize neyi öğretiyor? Vahyin delaletiyle bunun pratikteki karşılığını. Dedi ki gelin menasikinizi benden öğrenin. Neyi öğretecek? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Bu Kur'an'da bir ayettir. Evet. Ama sahada yaşanan, aylarca yaşanan bir şey var değil mi? Kur'an'da bu bir tek bir ayet. Şimdi Resulullah'a çıkarınca adam hacca başka mana verebiliyor. Kimi tartışma diyor, öteki başka bir şey diyor. Kimi hac yerine, Kabe'nin yerine Londra'ya da gitsek olur diyor. İyi bir turizm de olabilir bunun yerine. Niye böyle savruluyor bu kesim? Çünkü bu satırdaki bu ayetin lisan bu. Bilisanin arabiyyin mubin. Hayattaki karşılığı ne? Bunu Resulullah gösterdi. Şimdi bu yaşandığı yerde hayata indiği zaman sadece Resulullah'ın hayatına inmiyor. Etraftakilerin de hayatına iniyor. Dolayısıyla nebevi pratik sadece sözel aktarıldı sanmak ve onu öyle başladı ve öyle kulaktan kulağa. Hayır. Bu önce ameliyeye geçti. Resulullah birinci safta ellerini kaldırdı. Arkadakiler baktılar. Elini kaldırarak başlıyor. Onlar da ellerini kaldırdılar. Bu arka safa, arka safa. Bakın eylem aktarılıyor şu anda. Arka safa, arka safa. Bunu devam ettirin yüzyıllarca. Bizim bulunduğumuz safa kadar bu eylem geliyor. Bu da bir aktarım. Buna eşlik eden sözlere biz rivayetler diyoruz. Ve bununla mutabakat sağlıyor. Sağlamak zorunda. Yani sözde hadiste dese ki akşam namazı 5 rekattır. İyi de sahada 3 rekat kılınıyor. Bunu kim kabul edebilir ki? Evet. O bakımdan yani Resulullah'la başlayan sahabeye uzanan eylem artı söz. Yani o kişi geldi akşam ailesini anlattı. Anlattıktan sonra ailesi de kendisi de Resulullah'a salat ederken Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin diye salat ettiler. Sonrakiler de hem bu olayı hem hatırasını hem uyguladı hem anlata durdular. Şimdi bu noktada bu olayların yani dinimiz dediğimiz şey hayatın içerisinde boşluk bırakmayan ve kısa periyotlarla mesela namazı düşünün. Evet. Değil mi?
Bu sürekli devam ettiği için şöyle bir şey tasavvur edemeyiz. Arada bir kopuk nesil var. Sonra birileri kalkmış da Kur'an'ı biz nasıl hayata aktaralım diye hadis uydurmuş. Böyle bir kesinti yok. Yani babalar olmasa oğullar türemez zaten, doğmazlar. O bakımdan Resulullah'la birlikte başlayan dini hayat diyelim, kesintisiz ve buna eşlik eden sözel aktarımlar sahabeye, tabiuna uzandı. Tabiundan sonra devam ediyor. Evet. Bu hem sahada uygulamada hem sözlü aktarımda ve tedvinle birlikte 1. asrın sonu itibariyle, hatta 1. asır itibariyle kimi sahabilerin yazdığı, kimi tabilerin daha çok yazdığı ve 1. asrın sonuna artık yazı ile devam eden bir süreç. O bakımdan aktarım sadece sözlüye itimat etti demek veya bunu kalkıp 2. asırda yazıyla başladı, dolayısıyla o an her şey başlıyor gibi anlamı. Öncesi yok demek. O zaman süreci afaki bir bakış açısıyla ben başka görmek istiyorum. Yaşanmış süreci görmemek istiyorum ve yaşanmış sürecin içerisindeki tutarlılığı da hiç umursamıyorum demek gibi olur. Yani demek ki hocam hadislerin aktarımı sadece bir sözün aktarımı değil, yaşamın, hayatın aktarımıdır. Nasıl ki şu örneği çok verirler, Arap dil kuralları yazıya geçmeden önce insanlar kurallarına göre konuşmuyor muydu? Değil mi? Konuşuyordu. Bu şekilde hadisler de girmeden önce, belki yazıya girmeden önce yine aynı şekilde yaşantıda devam ediyordu. Yoksa bu hadisler İmam Buhari ile İmam Müslim ile başladı diye kimse, değil mi, bir şey söyleme hakkına sahip değildir.